Türkler Truva'nın intikamını alacaklar. Bizim için kutsal olan, değerli olan ne varsa adamlar bunu diğer kılıfın içine yerleştirmeyi başarmışlar. Ama bu veriler dönem içinde artık çürümeye başladı. Çünkü arka dayanakları kalmadı. Gözümüzden kaçıyor hocam. İşte gezip görmezsek, bakmazsak, araştırmazsak Asya halkı için, Anadolu halkı için atın değeri inanılmaz biliyorsunuz yani. Bu konuda şey yok. Ama bu da değil. Truva Atı'nın biz aldatmak olduğunu anladık. Evet. Yani ihanet, Şimdi kandırma. yanlışımız İçimizde, bu. Evet. içimiz dışımız Truva Atı zaten. Her yönüyle bakmak lazım. Bak Truva atının iki yönü var. Canım hocam, hoş geldin, sefalar getirdin. Evet Sevgili hocam, nasılsın? hocam. İyiyim, çok şükür hocam. Çok şükür, gayet iyiyim. Koşturuyoruz, yoğunluk devam ediyor. Ondan sonra Şükür. hocama güzel işlerle uğraşıyoruz böyle. Canlar Siz ne yapıyorsunuz? biliyor Nasılsınız musunuz, bu yaz, bu ilkbahardan itibaren biz canım hocamla organizasyonlar yapacağız. Dağlar, tepeler hocam? geziyor olacağız birlikte, mağaralar. Yani Evet. gizemli yolculuklara çıkacağız. Hocamın sözü var bana. Hep birlikte takılın peşimize, gezelim. Türkiye'nin özellikle Anadolu'muzun dağlarında, bayırlarında, mağaralarında hep birlikte gezeceğiz inşallah. Bu arada İnşallah. Amerika'dan katılan dostlarımıza, Alper canımıza ve diğer hepsine selamlar, sevgiler. Ben sizden yayınlarımızda başka isimlerden zikretmemenizi rica edeceğim sevgili canlarım. Kırılıyorum. Evet canım hocam. Buyurun lütfen, buyurun canım hocam. Evet hocam. Öncelikle herkese tabii ki selamlar. Uzun zaman oldu, uzun zamandır görüşemiyoruz. Biraz sizin yoğunluğunuz, biraz bizim yoğunluğumuz. Ondan sonra dolaşmaktan pek fırsat bulamıyoruz. Tabii ki merak ettikleri bir şey, ya yeter artık yani, yıllar oldu, ne zaman ekrana koyacaksınız diye. Tabii ki bazen hani araştırmaların ne diyeyim, hani sonu gelmiyor. Bir bakıyorsunuz tam bir şey söyleyeceksiniz, önünüze bir şey çıkıyor falan, böyle uzadıkça uzuyor. Ama inşallah diyoruz bu sefer şeyde 2025 Ocak ayı itibariyle artık biz de bütün bu araştırmaları, yani yıllardır biriktirdiğimiz bu araştırmaları da gün yüzüne koyacağız. Tabii şu da var, hani beni biliyorsun, sürekli böyle ne diyeyim, bir şey bulmadan çok böyle şeye çıkmak istemiyorum. Yani ortaya bir şeyler koyabilmem lazım ki çıkalım yavaş yavaş. Ondan sonra acaba. Durum böyle hocam. Bir yandan da gezip duruyoruz zaten. Siz yurt dışındaydınız. Ondan sonra ben bir ufak bir işte Macaristan, Bulgaristan, Sırbistan, Avusturya, Almanya derken gezip duruyoruz. Hep bu izlerin ve sembollerin peşindeyiz. Yani şeyimiz de bu. Koşturmamız da aslında bunlardan kaynaklı bir şey hocam. Bu arada şöyle bir coğrafi kaşifler kulübü diye yakında çok güzel bir kulüp hazırlayacağız. Bu da sevgili hocam, hatırlıyorsanız bana resimler atmıştınız gittiğinizde. Ki bizim için dedim hani çok önemli. En azından gidemediğimiz bölgelerden siz bize atarsanız biz de burada karşılaştırmaları yaparız diye. Bu coğrafi kaşifler kulübündeki amacımız da şu. Hem Türkiye hem dünyanın her tarafındaki tüm izleyicilerimiz dahil bölgelerinde gezip dolaşıp bize işte oradaki petroglifleri, kaya resimlerini, duvar resimlerini, sembolleri, bütün şeyleri böyle atarlarsa bir arşiv oluşturmak. Yani ne kadar geniş bir coğrafyada ne kadar büyük izlerimizin olduğunu bir arşivini oluşturmakla ilgili çok güzel bir şeyimiz var. Projemiz var. Şu an işte kulüp dernek
şeylerini, hazırlıklarını yapıyoruz. Bununla beraber artık herkes katkıda bulunacak. Hepimiz coğrafi keşifler, seyyahlar haline gelmiş olacağız. Niyetimiz bu Çok hocam. şükür hocam. Yani bunu sizin geç bile kaldınız, yapmanız Evet. lazımdı. Çünkü hakikaten Anadolu'nun kıymetli, çok kıymetli bir bu anlamda kaşifsiniz bence. Mütevazi bir şekilde, yani aynı zamanda denizaltı, yani denizaltı Doğru. çalışmalarınız, mağaralar, dağlar, ırmaklar, yani ve her yerde Türklüğün peşinde, Türklüğün izindesiniz. Hakikaten çok kıymetli yaptıklarınız. Evet. Önemli. Ama İskoçya'ya uzandığımızı gördük. Gitmeden Evet, evet, evet. biliyordum. Aynı zamanda Danimarka, İsveç ve Norveç, oralara da gitmiştim ben. Bunu ben Evet. aslında şeye de gitmiştim hocam. Bir ay Karayiplere gitmiştim. Kayıp Oh. Kıtamu ve Kayıp Kıtamu'nun çocuklarını okuduktan sonra 15 yıl kadar önce bir ayda oralarda ben iz peşine düştüm. Benim öyle ilk defa söylüyorum. Öyle biraz manyak Evet. şeylerim vardır hocam. Oralarda da Mustafa Kemal Atatürk yollamıştı ya şeyi. Karayipler'de gezdim çok uzun zaman. Çok güzel. Süper. Türklüğün Evet. izinde. Şimdi inşallah belki birlikte gideriz hocam. Vallahi. Türkmenistan, Evet. şimdi Azerbaycan'da yeni sevgili Hakan Yelican hocamla oradaydık. Orada da şok oldum. Şok oldum. Ama bunun Moğolistan, işte Kırgızistan, Türkmenistan tarafları, yani Evet. oraların, şimdi oralar var aklımda, oralara gitmek var. Yani gitsek ne olacak? Bunları birilerinin dosyalaması lazım canım hocam. Evet, 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 evet. Yani Türk elinden itibaren, Moğolistan'dan itibaren, ta ki yani Avrupa'nın üstleri, yani her yerde Türklüğün izlerini görebiliyoruz. Ama bugünkü konumuz çok kıymetli hocam. Ben merakla bekliyorum bu konuyu. Çünkü Truva'tı tahta mıydı? Dedin bir Ha? şey soktun kafama. Truva'tı. Yani bu Aşağı. Truva neresidir? Evet. Truvalılar kimlerdir? Yani oradaki Doğru. oynanan entrika nedir aslında? Aslında böyle toplanıp gelmişler ya Evet. üstüne Truva'nın. Nedir yani? Evet, Bunları bir evet. senden dinleyelim canım hocam. Tabii ki hocam. Şimdi tabii ki her zaman şunu söylüyorum. Bunlar benim yani bizim ekibimizin de daha doğrusu araştırmalar sahasında düşünceleridir. Yani nasıl düşünceleridir? Bir şeyin üstünde düşünebilmeniz için çeşitli bulgular, değil mi? Bir şeyler görmeniz lazım. Bunların üzerindeki düşüncelerimizi. Ama çok şükür bugüne kadar hemen ya Rabbim beni yanıltmadı. İddia ettiğim, yani iddia demeyeyim ama üzerinde düşünüp de ya bu böyle olma ihtimali var dediğim şeyler aradan bazen 1 yıl, bazen 2 yıl geçtikten sonra bir baktık ki birileri bunu işte ne diyeyim yani akademisyenler bunu açıklamaya başlıyorlar. Bunların üzerinde veriler elde etmişler falan filan. Tabii ki bu da bir hani sahada araştırdıktan sonra ortaya çıkan şeylerle bakıyorsunuz ki çok değişkenlikler oluşturuyor. Malum hep söyleriz yani bizlerin tarihleri 1600, 1700 hatta 1900'ler, 1800'ler içerisinde çok değiştirilmiştir. Tamamen saptırılmıştır. Farklı veriler ortaya konmuştur. Ama bu veriler dönem içinde artık çürümeye başladı. Çünkü arka dayanakları kalmadı. Şimdi hemen konuya gireceğim ama konuya girmeden evvel dün çok güzel bir kardeşimiz geldi. 24 yaşında Almanya'da, siz de duymuşsunuzdur belki ismini. Çağıl Çayır bu kardeşimiz. Bu üniversitede bir tez hazırlıyor. Alman Üniversitesi'nde bir tez hazırlıyor. Enteresan böyle çok da yani çok güzel ve çok değişik bir insan daha doğrusu. Bir de yani diyorum ya yaşı itibariyle işte beklediğimiz şey buydu yani. Ve oradaki hem üniversitedeki hem batılı tarihçileri ve felsefecileri çok şaşırtıyor. Ya koyduğu şey. Ve ne enteresandır hani Almanca'dan Türkçe'ye çevrildi kitabı yeni. Hani gönül isterdi ki buradan çıksın da işte dünyaya yayılsın falan. German Runik yazısının Türk kökenleri diye bir tez hazırlıyor. Hocam. Oh, German.
Evet ve inanır mısınız hani ben dün bütün gün hatta röportaj yaptık beraber şey de yaptık hazır gelmişken sevgili Selçuk Erocu'nun hocam tanıştırmış. O zaten söylüyordu ya böyle böyle bak mutlaka tanış falan diye. Sonra geldi şimdi Türkiye'de zaten şu anda herhalde 1 2 hafta kadar burada. İnşallah siz de bir şey yaparsınız böyle güzel bir konuşmada görüşmede Yapalım. yaparsınız Yapalım. kendisiyle hocam. Hocam bu genç kardeşimiz Batılı tarihçi ve felsefecileri hani ne diyeyim bir nevi mat ediyor. Nasıl oluyor? Ben tabii yeni okumaya başladım bir yandan ama kendi anlattıklarıyla ilgili de şey. Onların 1600, 1700, 1200'lerde yazılı kaynaklarıyla yapıyor bunu. Diyor ki bakın işte şu kişi Batılı bir bilim adamı o dönemde şunu söylemiş. Demiş ki işte biz Cermenlerin kökeni Sibirya'dan geldi falan filan gibi ve inanılmaz bir şeyle ve bu tez kabul görüyor hocam. Ve onlardaki yani bir erdemlik de şunu da şey yapmamak lazım. Diyorlar ki ya bizim nasıl gözümüzden kaçtı? Yani biz nasıl bunu görmedik diye. Bakın bu da bir erdemliktir değil mi? Hani belki bir şeyler olsa ya olur mu böyle şey falan derlerdi. Bunu da belirtmek istedim ki araştırmalarımızın veya bugün ortaya koymak istediğimiz şeylerin arkadaşlar bir kökeni, bir temeli var. Artık bugün hatta Göbekli Tepe'de ki bazı sembollerin geçen bir araştırma yaptığında bir profesörümüzün Necati Demir yanlış hatırlamıyorsam aynısının benzerinin 24 bin yıl evvelini buldu. Biraz önce bahsettiğiniz işte Moğolistan ve Türkmenistan bu şeylerde, buralarda. Arada 14 bin yıl fark var. Aynı motif. Aynı şey. Bu da demektir ki bir artık bize 20 binler, 30 binler hani çok yakın gelmeye başlayacak. Ve ne diyeyim sanatın, bilginin ve bilimin Asya'dan nasıl Batı'ya ve dünyaya yayıldığını artık kanıtlarıyla göreceğiz ve bunu erken davranıp batılı bilim adamları yapacaklar. Biz gene geç kalacağız. Biz gene oturduğumuz yerde oturacağız hocam. Hani bunu bir başlangıç olarak da belirtmek istedim. Bu kardeşimize de çok çok teşekkür ediyoruz. Böyle genç ve böyle başarılı insanları da kutluyor, tebrik ediyoruz ve diğer öğrencilerimizden de bunu bekliyoruz. Yani bu kardeşimiz de Almanya'da doğma büyüme ve orada işte üniversiteyi okuyarak yükselmiş bir kardeşimiz. Evet hocam. Gelelim yavaş yavaş böyle hani provaya doğru gidelim. Evet. Tabii ki çeşitli kaynakları da biz hani araştırırken tabii ki yazılı kaynaklara da bakıyoruz. Hani işte ozanlar ne demiş, tarihçiler ne demiş, işte neler yazılmış bütün hepsine bakıyorsun. Ama dikkatimi çeken bir şey oldu hocam Truva ile ilgili. Aslında hep tam bir veri elde edilmeden yani tam bir veri elde edilmeden biraz böyle hep tahminlere dayalı hikayeler, efsaneler veyahut da anlatımlar ortaya çıkmış. Şimdi bu şey Serhat Tokmak sevgili kardeşim sağ olsun 1 2 yıl evvel bir araştırma yapmıştı. Bu araştırmalarda işte o zaman bana söylemişti dedi ki ya böyle böyle bir şey bulduk. Ben de dedim ki ona sakla dedim. Serhat daha günü değil. lazım olacak. Hani şey olarak, bilgi olarak falan. Neyse sonra biz bir araştırmalara gittik burayla ilgili falan. Sonra benim kafama takıldı. Tabii bu araştırmalarda enteresan şeyler bulmaya başladık. Truva ile ilgili. Truva biliyorsunuz yaklaşık 12 katman mı 13 katman mı ne? Milattan önce 3600'lerden başlayıp işte son dönemlere kadar devam eden katmanları var. Yani hep Truva olarak devam etmiş.
Burada da bizim efsanelerde veyahut da işte Homeros veyahut da şeylerin yazılarında yani ozanların anlatımında da şu var. İşte bir Truva savaşından bahsederler hocam. Atından bahsederler. Dedi ki Evet. ya bu at hani bir at görmek murattır falan diye bir şey olmaması lazım. Atın bir temeli olması lazım. Öyle değil mi hocam? Hani şimdi şöyle söyleyeyim. İkimiz de motor kullanıyoruz. Veya buradaki işte izleyicilerimizin 400'den motor kullanıyor. Hepimizin evinde ne buluruz? Birer motor heykeli buluruz. Veyahut da değil mi? Yani o hayranız ya. Veya işte bir arabaya hayranlığımız varsa bunun bir modelini mutlaka evinde bulursun. Yani bir eve misafirliğe gittiğinde şöyle bir baktığında onun neye hayran olduğunu bulabilirsin. Öyle değil mi? Yani Evet. bazen bu tablo yazılar, işte bazen işte tronik yazılar, bir şeyler. Yani hep bu da şunu gösteriyor. Bir şeyin sembolize edilebilmesi için o şeyin değerli olması lazım birileri için. Tabii ki Truva atının biraz önce çok güzel bir şey söylediniz. Truva atı iki anlamda da geliyor. Yani ne diyeyim böyle son dönemde bir şeye Truva atını koymak içeriye bir düşman sızmasıyla ilgili işte bir kavram veyahut da Avanos'taydı yanlış hatırlamıyorsam hocam Avanos'ta bir bölgede biliyorsunuz yukarıdan bakınca bunun programını yapmıştık siz de yanlış hatırlamıyorsam Truva atının şeyini görürüz. Antik taşlardan yapılmış ama yeni. Hani şey 2000'lerde falan herhalde yapılmış o civarda. Fakat uzaydan bile görünebilecek şekilde 7-8 tane sembol vardır orada. Bir tanesi de Truva atıdır. Ha şimdi biz orada bu adamın bunu yaparken ne demek istediğini anlayabiliyoruz. Yani içinize biz yerleştirdik. Her şeyden haberimiz var. Hatta bütün sembollerin okumasını yapmıştık orada. Çok acayip şeyler çıkıyordu. Ama bizimki ise biraz farklı olmalı. Şimdi henüz ata dair bir şey çıktı mı ortadan? Çıkmadı. Değil mi hocam? Yani Yok. bir şey yok, veri yok. Sadece şurada notlar da var. Milattan önce 650'lerde bulunan bir vazonun üstündeki bir motif var. Ben o motifi şöyle göstereceğim hocam size de arkadaşlar da görsün. Bakalım atınız ahşaptan mıymış? Evet. Şöyle hemen çevireyim bir dakika. Bakın şu hocam. Bu milattan önce 650'lerde yani şunun üstünde bakın bunun üstündeki bir motif. Tamam mı hocam? Şimdi burada yapısına dikkat edin. Bu yapıyı birazdan inceleyeceğiz. Vay canına. Şimdi bu niye önemli? Nerede bu? Sümer tabletlerin yani nerede Bu bulunmuş bir şey bu? şeyde Truva'da şeyde bulunmuş hocam. Çanakkale'de yani bulunan bir parçadır. Tabii arkasındaki enteresan. Tabii bir dakika şunu da göstereyim. Şimdi de gösterirken benim dikkatimi çekti. Kulplara dikkat edin hocam. Kulplara dikkatli baktığınız zaman orada gamalı haçı da görürsünüz. Aslında gamalı haç dediğimiz de yani Evet. Oğuz tamgasıdır O, biliyorsunuz. Öz tamgası. evet, Oğuz Oğuz tamgası. tamgası. İşte o Keltlerin de kullandığı, işte Evet, İskoçya'dan bravo. Evet. fotoğraflarını gönderdim size. Evet. Evet, hocam. İşte o gönderdikleriniz de var. Hatta o sizin gönderdiklerinizde çok önemli benim dikkatimi çeken şey şu oldu. O üçlü olan hani üç yuvarlak iki şey olan var ya hocam. Ondaki şeyi görüyorsunuz. Üç tanrı dağını görüyoruz biz.
şeydeki Orta Asya'daki onun sembolüdür. Üçlü olan o yuvarlak şey gibi spiral gibi olan. Üç kutsal dağ, Sümer Dağı diye geçer. Üç Sümer Dağı diye geçer hocam. Tamam. Ama bugün biliyorsun bir sürü başkan bunlar yüklenmiş işte. Niye? Çünkü araştırılmamış. Pardon. Şimdi burada biz şöyle bir şey var. Hatta bu bölgede Fenike gemilerinin çizimlerini yani duvarlara çizimlerini gördük. Şimdi dedim ki ne alaka ama çok normaldir. Niye? Çünkü 3600 yıldan başlayıp işte son milattan önce 200'lere veya işte 100'lere kadar aslında hala bitmiş değil. Truva şu an hala Truva bizde şu anda. Yani nasıl bizde aslında geri almışız. Yani tekrardan geriye almışız. Şimdi burada at sembolünün hocam bu kadar değerli olabilmesi için yani biz savaşıyoruz. Hatta enteresan vakalar vardı biliyorsunuz. Hani Aşil Hektor'u öldürdüğünde o 12 gün yas ilan ettiler. Savaş doğdu. Niye? Çünkü çok kıymetli düşmanını öldü. Bakın aradaki bir savaş nezaketine de bak. Tamam. Yani enteresan bir şekilde bir yas ilan ediliyor o şey içerisinde. Hatta Büyük İskender biliyorsunuz Türkiye'ye gelip yani İskender o dönemde buraya geldiği Çanakkale'ye geldiği zaman ne diyor? Atam Aşil'i ziyaret edeceğim ve öyle gideceğim. Bak Aşil Büyük İskender'in söylediği bu. Atam Aşil. Şimdi biz bugün Aşil'in mezarını bulduk mu? Hayır. Ya ne acayip değil mi? Yani belki turizmde ortalığı yıkacak olan hani acayip bir veri olan ve Aşil'in ve adam geliyor burada Aşil'i ziyaret ediyor. Onun kurbanını ziyaret ediyor. Tamam. Tabii bu vaka bitmiyor. Yani Büyük İskender gelip atam o benim atam diye söylediği şey. Fakat bizde en yakın dönemi söyleyeyim. Daha önceleri vardı. En yakın dönemde de Fatih Sultan Mehmet'in ziyaretinde de şöyle ben kayıttan onu okuyayım hocam onu. Hatta 15. yüzyılda ondan sonra Osmanlı İmparatorluğu Avrupa'da büyük bir güç kazanmaya başlamasıyla birlikte diyor Rönesans dönemi humanist düşünürleri şunu söylüyorlar. Türklerin soyları hakkında fikir yürütmeye başlamışlar ve en büyük görüş ise Türklerin Truvaların soyundan geldiği iddiası imiş. Bakın bunu biz söylemiyoruz. Tamam mı? Birçok Rönesans düşünür eserlerine Truva şehri Yunanlar tarafından ele geçirildikten sonra Asya'ya giden Truvalı bir grubun yani Türklerin Anadolu'ya geri dönerek bak geri gelerek intikam aldığını anlatırlar. Daha eski tarihi olan 12. yüzyılda Trierli William Türklerin göçebe kültüründen geldiklerini belirterek köklerinin Truva'ya dayandığını belirtiyor. Şimdi ata geleceğiz daha. Ata gelmeden temelini öğrenin. Truva'ya dayandığını belirtmiştir. İstanbul'un fethinden önce, bakın çok önemli. İstanbul'un fethinden önce İspanyol Pero Tafur 1437'de Konstantinopolis İstanbul şehrine uğradığında insanlar arasında şunu söylüyor. Türkler Truva'nın intikamını alacaklar. Hocam bak söyleyenler de biz değiliz. Hani diyoruz ya bugün evet biz bir şeyler iddia etme davası. Süper. O gün evet İspanyol'un Trierli William'ın söylediği şey bu. İstanbul'u fethinden önce İspanya, şey, 1438 Konstantinopolis şehrine uğradığında insanlar arasında Türkler Truva'nın intikamını alacaklar sözünü dolaştığını söyler. 1453'te İstanbul'un muhasarası sırasında kentte bulunan Kardinal Isidore, bu arada Isidore ismi de bana çok ilginç geldi. Dorların ışığı demek.
Yani ikisi de öyle. Bu da kelime kokulu, yani bilgesi de anlamına gelir, ışığı da anlamına gelir. Isidore yazdığı bir mektupta Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'ten Truvalıların prensi şeklinde söz etmiştir. Truvalıların prensi diye söz etmiştir. Fatih Sultan Mehmet'in vakanüvisi Kritavolus Fatih'in Midilli seferi sırasında Çanakkale'de, bak Midilli seferi sırasında Çanakkale'de Truva kalıntılarının bulunduğu bölgeye gelerek burada Truva Savaşı kahramanları hakkında hayranlık hislerini belirterek onları methettiği belirtilmiş. Allah beni bu, yani Fatih Sultan Mehmet'in o şeyi şu: Allah beni bu şehrin ve bu halkın dostu olarak bugüne kadar sakladı. Biz bu şehrin düşmanlarını yendik ve onların vatanlarını geri aldık. Burayı Makedonyalılar, Tesaryalılar, Moralılar ele geçirmişlerdi. Bunların biz Asyalılara karşı kötülüklerini oradan birçok devir ve yıl geçmesine rağmen onların torunlarından bu öncümüzü aldı. Şimdi hatırlarsanız sizde de Turova ile ilgili bir çok eski programlarımızda kelimeleri işlerken Turova, tur varsa dağ vardır dedik. Ki zaten Çanakkale Truva'da en önemli merkez ne? Olimpos Dağı, değil mi? Bir dağ vardır dedik ve bu bir kutsallık atfeder aynı zamanda. Yani siz bir kelimenin içinde mesela Avusturya dediğiniz zaman anlıyoruz ki burası çok dağlık bölge. Çünkü kelime tur kelimesi kutsal dağ anlamına gelir. Teur, yüksek, kutsal dağ anlamına da gelir. İşte ne bileyim işte Avustralya. Avustralya, ondan sonra veyahut da işte mesela biz deriz ya Tire, aslında TR diye okunur ya, Ture veya Tire de okunsa fark etmez. Anlıyoruz ki Tire dediği zaman deniz yakın, denize daha yakın Ture. Aslında Ture şeydir o. Hani Tire şehri vardır. Dağlıktır. Yani tur geçen bir şeyin içerisinde mutlaka bir kutsal dağ buluruz. Şimdi bizim bu coğrafi karşılıklar şeyinden de isteyeceklerimiz özellikle o bölgelerin eski isimleridir. Tamam mı? Bu isimler. Hata geliyoruz. Bu arada hocam hani soru, şey yapacağınız bir şey varsa Hayır, lütfen araya girin. şimdi Böyle bir sürekli konuşmak beni şey yapıyor. kesmeyeyim Yok yok. hocam. Daha Bunlar doğrusu. sizin uzmanlık alanlarınız. O yüzden keyifle dinliyorum. Evet. Ama Truva önemli. Truva atı önemli hocam. Çok önemli. Önemli. Tabii. Evet. Şimdi bir şey daha şey yapayım. Sabahattin Eyüboğlu'nun Mavi Kara adlı denemeler kitabında Yunanlara karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nı yöneten Mustafa Kemal Atatürk'ün yanındaki subaya Dumlupınar'da Truvalıların öcünü aldık dediğini söylemiş. Atatürk'ün söylediği. Truvalıların öcünü aldık. Şimdi biz burada görüyoruz ki biz maalesef bugün bu bilgilere, tarih ve bölgesel bilgilere sahip olmadığımız için, kim kimdir bilmediğimiz için maalesef işin içine hep başka şeyler gibi bakıyoruz. Sanki burada yabancılar yaşamış, işte burada Batılılar yaşamış, Romalılar yaşamış gibi bir şey görüyoruz ki şimdi birazdan Romalı orayı bile şey yapacağız. Yani bu bahsettiklerim zaten kayıtlarda var olan. Ama burada bizim düşüncemiz olan şu. Şimdi Fenike gemilerini biliyorsunuz. İzleyicilerimiz yazarsa Fenike gemilerinde hep bir sembol vardır. Ön tarafı ya at başıdır, ejderha başıdır, tamam mı? Ama genelde böyle at başı şeklindedir. Fenike gemileri. Dedik ya biz sembolleri ya inançlarımız gereği kullanırız ya aşırı sevgimizden kullanırız. Örnekleme verdik işte. Motorcuların hepsinin evinde bir motor vardır o ahşaptan. Hadi vazgeçilmez. Veya işte bunun gibi hani
aklınıza ne geliyorsa, değil mi? Hayran olduğu şeyi daima onun bir sembolünü ve simgesini saklar. Şimdi düşündüm, evet. Asya halkı için, Anadolu halkı için atın değeri inanılmaz, biliyorsunuz yani. Bu konuda şey yok. Ama bu da değil. Yani dedim ki ya bu kadar şey olmaması lazım. Yani tamam, evet, doğru, at bizim için çok acayip kutsal, işte hızla uçarak gider. Biliyorsunuz bizdeki sembolü bize ait olan bir semboldür. Çünkü biz atla suda, nehirde, deniz, şeyde, karada gittiğimiz için ona hem kanatlı hem balık kuyruklu sembolik olmuştur. Yani ata bu şey olmuştur. Bu bize ait olan bir şeydir, semboldür. Dedim ki ya bu kadar da olmaması lazım. Bir şey olması lazım. Yani arkasında başka bir şey olması lazım. Derken orada aklıma şey geldi. Ne hikmetse Hazreti Süleyman geldi. Dedim ki ya ayetin içine girecek kadar çok önemli bir sevgiden bahsediyor. Süleyman'ın atla ilgili olan aşkından ve sevgisinden bahsediyor. Hemen onu da hazırladım. Ben şeyden alayım. Sat suresi 30'da Davud'a Süleyman'ı vermiştik. Yani enteresan bir şey. O ne güzel bir kuldu. Daima Allah'a yönelirdi. Hani akşama doğru kendisine saf kan atlar sunulmuştu. Tamam hocam, saf kan atlar sunulmuştu. Süleyman şüphesiz ki ben Rabbimi hatırlatmaları nedeniyle iyi şeyleri sevmekten hoşlanırım demişti. Sonunda da onlar perdelenince, yani gözden kayboluncaya kadar hayranlıkla izlerdi. Şimdi diyeceksin ya Hüseyin, ne alakası var? Turuva'yı bir şey Süleyman dedin, at dedin. Şimdi düşünün, bir savaş var hikaye efsaneye göre. Fakat sonunda düşman diyor ki vazgeçiyor savaşmaktan. İşte zaten olan olmuş. Bizim Helen'le Paris kaçmış. Ona bir de ondan kaçtılar biliyorsun. Önce Afrika'ya, sonradan da nereye gittiler? Roma'ya. Yani şimdi Romulus ve Romulus'un kurt hikayesini, kurt emzirme hikayesini daha iyi anladık ki kimler kurmaya başlamış orayı. Değil mi hocam? Roma'nın böyle bir hikayesi yok mu? Romulus ve Romulus Evet. kurdun emzirdiği iki çocuktan Evet. bahseder. Evet, Şimdi evet. Asya'nın öyküsü nasıl oldu da Roma'ya? Biz burada Helen ve Paris'in de işbirliğini görüyoruz. Muhtemelen derken zaten Roma'ya geçiyorlar. Burada ya çocukları ya torunlarıdır. Yani bu incelenmeli, ayrı bir mesele. Yani orayı kurmaya başlayanlar. İlk adı Roma değil diyorsunuz. Daha sonra şey oluyor ama hikayesi hep ona dair. İki kurdun emzirdiği iki çocuktan oluşan. Ve bizim Truvalı Helen'le Paris'in aslında soylarından, yani oradan devam eden bir kurulum var. Neyse, oraya geçiyoruz, gene ata dönüyoruz hocam. Biraz karışık anlatıyorum ama Çok ilginç bir şey söylediniz biraz önce. Evet evet. hocam. Şimdi iyi bağdaştırmak için bazen biraz böyle parçaları da, hani parçaları, legoları bir araya getirdik mi, o zaman gözümüz bizde her şey çok daha iyi canlanmaya başlıyor. Şimdi hocam, tarihlere baktığım zaman Fenikeliler, benim şeyim şu zaten, aşağı yukarı Hazreti Süleyman'ın yaşadığı dönem milattan önce 950'ler, 900'ler, bu civarda falan. 3'ün 5'in lafını etmeyelim artık. O civarda falan. Hemen hemen de Truvalıların, yani bunların limanları neresi hocam? En önemli
limanları. Fenike biliyorsunuz, Fenikeliler çok zengin. Niye zengin? Çünkü yelken filoları var ve tüm dünya ticaretini eline geçirmişler. Bosna'daki piramitlerin içindeki Fenike alfabesi de bu yüzden. Tamam mı hocam? Yani orada da Fenike alfabeleri var. Şimdi bu kadar zengin bir halk Akdeniz, Ege ve Karadeniz ticareti komple ellerinde. Bunların kralları kim? Hiram. Kral Hiram. Şimdi bir de biliyorsunuz Hazreti Süleyman'ın bir Hiram'ı vardır. Hiram ustası var. Değil mi meşhur? Aslında şu Kral Hiram peygamber olan Süleyman'a tabi olmuştur. Hatta krallığını bile ona, o yüzden kral ve peygamber olarak geçer aynı zamanda. Şimdi hocam bu peygamberin bir hayranlığı var. Nedir? Atlara olan hayranlığı. Şimdi Fenikelerin limanlarına baktığımız zaman Lübnan'dan başlar hocam. Bizim Akdeniz kıyıları komple, tamam mı? Buradan Çanakkale duraklarıdır, Fenike duraklarıdır. Oradan da İstanbul'daki Kalkedon Fenike durağıdır hocam. Tamam mı? Yani zaten Çanakkale Boğazı'ndan geçiyorsunuz, İstanbul Boğazı'nın girişinde sizi Kalkedon karşılar. Kalkedon. Kuşanılmış halkı, bilge halk, donanımlı halk. Şimdi hani Hazreti Süleyman'ın İstanbul'la ilgili olan bir iddiamız vardı. Dedik ki o burada sarayı var onun. Yani İstanbul'da sarayı var diye bir iddiamız vardı. İşte Truvalıların hem gelenekten gelen hem de Hazreti Süleyman'a yakın dönem olan, çok yakın bir dönem olduğu için arada 200 yıl gibi bir süreç var. Yani çok yakın bir dönemdir. Bu süreç içerisinde kutsal olan bir sembol var orada. Bu kutsal olan sembolü hocam, yani sevgi gösterilen, hoşnut gösterilen bu kutsal sembolü siz şimdi koca işte Mikenler, yani işte o dönemdeki savaşan şeyler veyahut da diğerleri, ya tahtadan bir tane ahşap yaptın. Ya bu da size hatıramızdır. Biz çekiliyoruz dedin. İçine de adamları koydun. Bunu da onlar akşam kapıyı açtılar. Hatta açamadılar. Duvarı yıktılar. Çok büyüktü. Çeke çeke de içeri aldılar. Sonra içinden de düşmanlar çıktı. Ya arkadaş, tahta bir şeyi adam niye alsın? Yani düşünsene, kağıttan bir şey yapıyorum. Diyorum ki ya bu kapta çok kavga ettik ama bak sana kuş yaptım kağıttan. Yani şöyle yaparsın ya hadi bir git. Ulan git bir tane affedersin. Hani gidersin bir güzel bir yerden bir hediye alırsın. Bu bir, değil mi? Daha değerli bir Evet. maddeden olur. Evet. Ya daha değerli derken taştan olur, bronzdan olur, altından olur, gümüşten olur. Bırak çelikten bile olsa böyle bir güzel bir şeyle gelirsin. Ama ne hikmetse tahtadan bir at yapıyor. Orada ustalar duruyorlar. Bir de ustalar orada. Ne yapıyorsunuz? Barışacağız. Size at yapacağız. Tık tık tık. Ya akıl var, mantık var diye düşünüyorum. Koca krallık. En büyük savaşı yapmışsınız. Bir kadın Hocam, fili. hakikaten ilk yani Homeros'un zaten İlyada ve Odisesi sevgili hocam. Hakikaten inanılır gibi değil. Yani atı göndermeleri ve burada da Truvaların buna inanmaları hakikaten Truva'yı aptal konumuna düşürmek bence. Evet. Gerçek değil yani. Bu kadar olamaz. Yani Peki ne oldu? Ne Truva olmalı? Yani başka bir şey hocam. Başka bir şekilde kan. Yani atı sokup da insanlar böyle yiyor, içiyor, eğleniyor, gece dans ediyor filan da sarhoş oluyorlar, içindekiler de çıkıyor. Yani evet. hakikaten bu değil. Başka bir şey olmalı. Ya. Evet, yine Truva atı. Evet, Artık bravo. hani Truva atının biz aldatmak olduğunu anladık. Evet. Yani ihanet, Şimdi kandırma. anlayışımız İçimizde, bu. Evet. içimiz dışımız Truva atı zaten. Tabii bak bu şimdiki anlayışımız artık bu hale gelmiş. Yani evet,
Ama o gün Truvalılar için bu bir anlam ifade ediyor. Evet. Yani o anlam ifade ediyor da ya kardeşim ahşaptan bir şeyde kimseye bir anlam ifade etmez. Kusura bakmasın. Evet. Öyle değil mi hocam? Başka bir şey Ha. olmadı hocam. Çünkü tarihi bizim önümüze hep bozup bozup koydukları için Tabii. bizim fark etmediğimiz başka bir şey olmalı ki yani Truvalılar onu ikna olmuş olmalılar. Yani at değil bu. Bu at değil. Ya şöyle söyleyelim Tahta hocam. değil en azından. Heh, bravo. Tamam. Şimdi atın orada o dönemdeki inanç sisteminde ona olan, bakın burada Hazreti Süleyman'ın da bir izlerini görüyoruz. Bu bir kere ikinci bir unsur. Çok önemlidir. Çok önemlidir. Yani çok önemli bir liman şehrinden, büyük bir ticaret şehrinden bahsediyoruz. Buradaki o dönemdeki Süleyman'a bağlılığı da görüyoruz, izlerini de görüyoruz. Eğer at ise bu, hani şimdi hayal kuruyoruz ya, ama dediğiniz gibi hocam bu ahşap olamaz, mümkün değil. Bir kere Ghana baktığın zaman ya zaten bronz çağ. Altınlar var, bronzlar var. Şimdi eski bronz heykellerde, altın heykellerde ve şöyle bir şey vardı hocam. Bunların içi boş olur. İçi Evet. dolu olmaz. Evet. Tamam. Şimdi biraz önce gösterdiğim, yani küpün üstündeki gösterdiğim yapıya bakarsak bu ahşap değil. Tamam mı hocam? Bu muhtemelen, ben ilk önce şey düşündüm. Bölgede bir kere Çanakkale'nin bir özelliği var hocam. İnanılmaz altın madeni yatağı. İnanılmaz. Yani sularından, dağlarından böyle fışkırıyor. Anlatabiliyor muyum? Bu yüzden, yani çünkü onda niye nehirlerin içerisinde araştırdığımız zaman kazanları görüyoruz. Eski dönem kazanlar vardı. Bu kazanlar kaya, yani kazan dediğimiz aslında kayaya oyulmuş olan oyuklardır. Bu kazanları görüyoruz. Bu kazanlar altın toplama kazanlarıdır. Suyun getirdiklerini bunun dibine çökelir. Sular azaldığında altın post hikayesi de böyledir. Ya post sererler, tamam mı hocam? Keçi postu sererler. Bu keçi postuyla birkaç ay kalır, sonra alırlar, ağırdır, kaldıramazlar onu. Bunlar altın post denir. Ve bunlar daha sonra eritilerek altın elde edilir. Bu kazanlar da böyledir. Çünkü ağır olduğu için dibe çöker. Şimdi burada iki ihtimal olur. Birincisi, çok değerli bir şey olması lazım. Madenin. Eğer at ise bu, ki işte milattan önce 650'lere baktığımızda orada çizimlerini görüyoruz. Öyleyse bu ahşap olamaz hocam. Bu ya bronz bir at hocam. Hani artık altın diyemiyorum ama ne diyeyim, öyle büyük bir savaşta da böyle bir hediye ancak öyle kabul edilebilir. Öyle değil mi? Hani, ya zaten zarar vermişim, şu olmuşum, bu olmuşum. Demek ki burada ciddi bir yapıdaki bir metalden bahsediyoruz ve bu metal henüz bulunamadı. Yani buraya yıllardır 1200'lerden 1600, 1800'lere kadar gelip giden, gelip giden Almanlar, İngilizler, onlar, bunlar ne yaptılar? Ahşap at mı aradı? Bunun için mi Şirvan buralarda kendini yırttı? Tamam mı hocam? Yani işte arkeolog Şirvan, ya Şirvan ne arkeolog? Şirvan arkeolog değil ki, Şirvan bildiğin iş adamı. Anlatabiliyor muyum hocam? İşte yine İngiliz ismini unuttum şimdi. Yıllarca Fransızlar burada acayip araştırma yapıyorlar. Yani neydi bu kadar? Ve hala da dikkat ederseniz o bölgede Fransız kampı vardır. Değil mi hocam? Hani Evet. Ali Seydi hocam iyi bilir oraları. Yani ne bu kadar önemli olan bir ahşap olamaz ki, zaten o dönemden bu dönemde bir ahşap kalmamıştır ortada. Fakat bu metal ne ise, bu hediye ne ise bile şu var, onun üstündeki motifler de çok önemli. İş o maddenin herhangi bir değerli madde olması değil, üstündeki motifler hocam. Üstündeki motifler, biz bugün motif diye dediğimiz şey dönem içerisindeki yazı türüdür. Bunlar yazılardır. Bu yüzden de karşımıza, bizim eğer biz
Çanakkale, Truva, bu bölgeleri çok daha iyi araştırırsak veyahut da doğru düzgün veriler elde edersek bizim karşımıza hani dünyayı böyle kendine hayran bırakacak olan birçok şey çıkacağını düşünüyorum. Yani dediğim gibi burada çok enteresan, burada birçok şeyleri görüyoruz. Fenike gemilerinin çizimlerini görüyoruz. Yani muhtemelen o döneme ait olan alfabeleri göreceğiz. Yani şeye. Yani burada demek istediğiniz şey şu. Hazreti Süleyman'la ilgili de çok önemli verilere burada rastlayacağımızı düşün. Şey olarak da. Evet. Evet hocam. Ne diyorsun hocam? Ve simgesel olarak da hocam, yani sadece hani şey değil de sembolik olarak da Truva atı aslında nasıl Truvalılara yapılan entrika şu ana kadar, yani Truva atıyla ilgili, sadece atıyla ilgili, yani Truva atıyla ilgili kitap yazılır hocam. Yani Tabii. sembolik olarak bakıldığında da her an, her dakika hediye olarak, ikram olarak, mış gibi yaparak, Türk gibi görünerek, İslam gibi görünerek, Evet, yani evet, o kadar evet. net ve açık bir sembol ki bu. Evet. İçimize kadar girip bizi uykudayken, bizi uyurken avlama. Yani bu Evet, olaya böyle evet. bakmak lazım. Uyurken Evet. avlanmak. Uyumak illa ki gece uykusu da değildir. Gündüz de böyle etrafa bakarken uyuruz. Uyku hali. Aynen öyle. Hocam paranoya çevirdiler bizi. Yani şey artık şey yapıyorsun. Birisi sana bir şey veriyor. Acaba niye verdi falan. Yani, anladın mı? Şeye döndük böyle. Bir paranoya dönmeye başladı. Çok enteresan. Aynen katılıyorum size. Artık peki şimdi sonraki dönemlerde bu Avanos'taki şeyleri onu biliyor musunuz hocam? Hatırlıyor musunuz şeyleri? Bir dakika. Hemen göstereyim. Ben Yorumları da hatta açacağım. 3-5 tane kripto. Bugün bir saldırı var, anlatamam yani. Bir grup gelmiş buraya. Sadece bugün yani enteresan saldırılar var, terbiyesizler var. Engelliyoruz ama engelle bitmedi. Ekip çalışıyor, habire engelliyorlar. Hocam onlar Açtım. devam etsinler. Az kaldı onların zamanı. Bir gün onlara çok güzel bir şey yapacaklar. Böyle güzel bir sürpriz hazırlayacaklar. Ya bakın hocam bu Avanos'ta. Bunu uydudan görebiliyorsun. Tamam yani o Bakayım. kadar büyük yapılmış ki. Evet. Gördünüz mü? Evet. Hatta bakın mesela ben bunları size bayağı bir program yapmıştık. Bakın şu figürler. Tamam mı? Bakın bunların hepsi Avanos'ta. Tamam mı hocam? Yani Evet. şunlar. Tamam mı? Bak hocam. Bunlar hepsi birbirine yakın. Bak. Bunlar uydudan baktığınızda görünecek büyüklükte hocam. Tamam mı? Bak bunlar. Şunlar. Görüyor musunuz? Ama burada aynen sizin söylediğiniz gibi. Ve bu yanlış hatırlıyor olabilirim hocam. Yani olabilirim. 2010 yılında Avustralya'nın gelip yapmış olduğu sanat eserleri diye geçiyor. Allah Allah. Ne enteresan. Ama burada bunları yaparken bölge halkı çalıştırılırken kullandıkları taş da antik dönem taşı. Bak görüyor musun? Bunlar hepsi Avanos'ta aynı bölgede. Geçiş kapısı, tamam mı? Çığlık sembolü var. Ondan sonra krallıkların birleşmesi var. Tamam mı hocam? Bunlar hepsi ayrı bir anlam ifade eder. İki krallığın şeyi. İşte dediğiniz gibi işte Truva atı. Yani aynen sizin söylediğinizde artık bu ne olmuş? Adam burada gelmiş. Sanat yapıyorum ayağına. Ayağına hocam. Bayağı
Yazmış yani. Bak biz sizin içinize atı soktuk, Truva atını soktuk. Gün gelecek onun içinden çıkacaklar. Burada iki krallık birleşecek. İşte falan filan bir sürü bunların hepsinin ayrı bir hikayesi vardır bu sembolde. Durum buna ibaret. Ve 2010 yılında mı yapılmış hocam bunlar? Hocam yanlış hatırlayabilirim. Bakarım notlara ama benim hatırladığım o. 2010. 2000'den sonra yani. Evet. Evet hocam. Yani yine Aynen öyle. bir mesaj veriyor yani. Evet. Bak hatta şu çığlık sembolüdür. Yani çok önemli. Belki şeyde şu çiçek gibi gözüküyor değil mi? Motif Evet. gibi. Ha hatırlarsanız bir programda bu Avanos'taki bir olay vardı. Evet. Hani Yerden çığlıklar geliyordu. ay işte bu bölge bu. O bölge. Yaşanılan bölge de burası. Yani benim arkadaşlarım, doktor arkadaşlarım yaşadığı hakiki gerçek olay. Ama o bölgede daha önce bunları çok bunlar gibi vakalar çok fazla var. Hatta bu sene bir gidecektik. O şey oranın rehber odası başkanı Özay yani bir hem yakın dostum hem de çok iyi bir rehberdir orada. Onunla böyle güzel bir araştırmalar yapacaktık ama onun yoğunluğundan bizim yoğunluğumuzdan kaldı öyle. Hatta dedik gidelim bir tuzak kuralım. Çünkü biliyorsun hatırlarsan saldırıyor bir de. Hani onları yoldan çıkartıyor. Hikayeyi hatırlarsan daha sonra üstlerine koşuyor falan filan. Bunlar kurtuluyorlar, geliyorlar. Ama bu işte bu bölge o bölge. Olayın geçtiği yer de burası. Bak ne enteresan değil mi? Yani buraya yazıyla da koymuş. Bak tılsımı koyduk. İşte Truva'yı yerleştirdik falan filan. Yani durum bundan ibaret hocam. Yani Bir korona nevi nasıl? köy var dediniz orada siz. Evet. Köy Evet. halkı yerden sesler duyuyor dediniz. Belirli saatten sonra yapıları değişiyor. Psikolojileri değişiyor. Yani akşam üstünden sonra hocam hepsindeki psikoloji değişiyor. Orada da yine aynı çığlık sesleri şunlar bunlar falan filan. Tabii bunların hepsinin bir etkeni var. Yani bunlar şu değil. Yani bunlar bizi korkutan şeyler asla değil. Ama şu var. O etken olan şey nedir? Yani bunların araştırılması lazım. Yani gözümüzden kaçıyor hocam. İşte gezip görmezsek, bakmazsak, araştırmazsak bir de şu var. Her yönüyle bakmak lazım. Bak Truva atının iki yönü var. Bir tanesi siz de diyorsunuz ki ya bak bir tanesi bu artık içeri sokulan bir veyahut da arkasından bir inlik çıkacak olan bir sembol haline gelmişken o dönemde ise kutsal bir sembol haline kullanılıyormuş. Ama bunu şunu zekice anlamak lazım. Bizim için kutsal olan, değerli olan ne varsa adamlar bunu diğer kılıfın içine yerleştirmeyi başarmışlar. Ve böylelikle bize ait olan şey bu dönemde sanki artık bir kötülüğün veya bir şeyin sembolü haline Hocam gelmiş. 666. Evet. Aslında 6 karbon, 6 karbon, 6 yani karbonun sembolüdür. 6 nötron, 6 proton, 6 elektron. Yani karbondur. Yani karbon nedir? İnsandır. Evet. Öbür taraftan hakikaten 911'lere bakıyorsunuz, 101'lere bakıyorsunuz. Şeyler hep yıldızlara bakıyorsunuz hocam. Lemurya sembollerine bakıyorsunuz. Yani bugün Davut yıldızı olarak kullanılıyor. Süleyman'ın mühründen tutun her şey artık negatif tarafından zapt edilmiş ve bizler onları artık kullanmıyoruz. Artık Evet. bize ait değilmiş gibi. Evet, belki hatayı burada yapıyoruz. Ben çok önemli bir şey söylediniz hocam. Belki hatayı burada yapıyoruz. Aynen öyle. Bizi uzaklaştırırken kendileri kullanmışlar, başarıya ulaşmışlar. Bize karşı değiştirerek bunu kullanmışlar. O da Yani bütün o bayramlar, Nardigan bayramları, yani bir sürü bayram var. Hepsi birileri sahiplenmiş hep. tabii hocam. Renklere Evet. bakıyorsunuz, birileri Ya kesin ya. sahiplenmiş hep.
Ya bizde bile adama diyoruz ki kardeşim bak 24 Aralık bizim için çok önemlidir. Atatürk. Ne alakası var? Batı uydurmuş size. Ya aptal aptal konuşmayın artık ya. Yani konuşmayın Allah aşkına gidin kaç bin yıllık gelenek. Ondan sonracıma yani ya azıcık bir şey yapın. Hani böyle körü körüne bir şeyimiz var. Anlatabiliyor muyum hocam? Dediğin gibi ya ne bahar bayramı işte bilmem ne bayramı. Bak 24 Aralık şeyi bunların ne döngüsü, bunların hepsi binlerce yıldır kardeşim Orta Asya'da yapılan şeylerdir. Bunlar zaman içerisinde Batı'ya yansımıştır. Ya onu bırak yakın dönem bir şey söylemişti ya. Gamalı aç, gamalı aç dediniz. İşte kardeşim kaç bin yıllık bizim Oğuz tablomuzdur ya. Yani anlatabiliyor ama neyin içine sokulmuş? Başka bir şeyin içine sokulmuş. Anlatabiliyor muyum hocam? Yani bizden uzak. Şimdi adam uzaklaştırınca, sahiplenince ne oluyor? Adam diyor ki kardeş diyor bak bizim atalarımız buradaydı. Niye? Çünkü bizim bu akıllı bunu akletmiyor. Ulan bu kimdi? İyi de biz niye bu şey kullanmış ya Hristiyanlar bile hocam kaçıncı yüzyıldan sonra haçı kullanıyorlar? Yani ondan önce bizde bir tanga halinde eşit kenar tanga olarak geçer. Yani burada şu var. Tabii ki burada şunu da atlamamak lazım. Bizim Hristiyan Türkleri unutmamak lazım sevgili arkadaşlar. Hristiyan Türklerdir Anadolu'da Hazreti İsa'ya sahip çıkan. Onlardır. O zaman daha bir şey yok. Ortada Müslümanlık yok. Anadolu halkı, Asya halkı, ki özellikle Anadolu halkı Hazreti İsa'ya sahip çıkan Anadolu Türkleridir. Yani bunu niye atlıyoruz burada? Niye bugün bir şeylerle karşılaştırıyoruz? Sonra da diyorlar ki işte bir şey oldu ya işte ama öyleydi de biz çarpmıyor. Kardeş adamın öldürenin ashabı da bu ashabı. Hazreti İsa'ya bağlılığını sunmuş. Anlatabiliyor muyum? Ta ki Resulullah gelene kadar. Bak aynı şeylerin devamı bunlar. Anlatabiliyor muyum? Ya o kadar aptalca şeyler. Onlar işte Hristiyanlar. Oğlum daha ortada bir şey yok o zaman. Adam mümin de çarpılırsın. Yapma hakaret etme. Yok ortada daha Resulullah yok. 600 yıl sonra doğmuş. İşte 40 sene sonra düzeltmeler gelmiş işte şeyler gelmiş ki destekleyici. Bak bugün çok enteresan bir şey söyleyeyim. Birkaç hafta önce Selçuk Erzurum Kale Müzesi'ne gitmiş. Ben de hiç gitmemiştim oraya. Hep biliyorsun Kale Müzesi değil mi hocam sen? Gittim hocam. Ya hocam o anlatıyor. Şimdi ben kafa gidiktir ya benim ya. Çok da güzel anlatıyor biliyorsun. Bir de o da hani benden beter. Bir başladı mı ta neresinden başlar böyle. Ha. Ya dedim ki içimden diyorum ha ona. Dedim ya hocam ya ne anlatıyorsun sen? Bir saattir bana sen Meryem suresini okuyorsun. Bir saat şimdi anlamadım bunu içimden söylüyorum. Diyorum ya ne diyor diyorum ya Meryem suresini okuyor. Sonra hocam o kafa benim denk geldi ya. Yahu freslerdeki, oradaki resimlerin hepsi açın Meryem suresini Hazreti İsa ile ilgili olan bütün sureler açın. Bir sadece çizilmişi. Hocam yani Allah'tan hani onunla benim şeyim var ya böyle sonra dedim hatta dedim ya Selçuk Hocam dedim böyle böyle falan yani çok enteresan. Sonra tam böyle bir köşe var. Abi döndük döndük bir şeye böyle Allah Allah. La iyi de burada Mitra var. Ondan sonracıma şimdi Mitra'yı da sıkıştırdılar ya hocam. Hani işte geldiler helikopter şey diyor. Kardeş Mitra Hazreti İbrahim'den beri bizim kurban ritüelimizdir. Ve sen her yıl bu ritüeli yerine getiriyorsun. Hazreti İbrahim'den beri. Tamam mı? Yani kurban boğa kurban etmek. Hocam orada da motifi görünce yani görüyorsun giremekten kaybolmamış. Ama birileri aynen sizin dediğiniz gibi sahip çıkıyor.
Senin önüne başka bir şey koyuyor. Ve sen onu terk ediyorsun. Bu terk etme hocam 300 yıl devam etse şu an biz son Mohikanlar hocam. Bizim çocuklar artık böyle hani bizden hafif böyle bir esintileri var. Lan yine sahip çıktıkları bir şey. Ondan sonrakiler hocam sıfır, yani sıfır derken yanlış anlamasın ha, bunu bir zeka veya şey olarak demiyorum. Aktarılan bilgi olarak söylüyorum. Hani tane tane söyleyeyim de bizde şeyler çok. Artık tamamen töre bitiyor. Artık tamamen anlayış bitiyor. Hocam 300 yıl sonra diyecekler ki ya bu bilgisiz köleler bunları köle olarak kullanın. Bak senin eserlerini, senin ozanlarını, senin yazılarını, işte Hattiler, Luviler, onlar, bunlar, bunların hepsini sen unutmuş olacaksın, sen yabancı hale gelmiş olacaksın. Ve böylelikle de adamlar sahip çıkmış olacaktır. İşte köleler ve efendiler dönemi yeniden başlamış olacak. Bu yüzden hani uyanış uyanış da bu uyanış festivallerini şov için kullanmayın. Bu uyanış festivallerini kültür mirası için, coğrafya için tekrar bunların bu sembollerin veyahut da bu şeylerin önemi. Çünkü şimdi burada şey var hocam. Yani biz aradığımız formüller var ya bazen. İşte siz bu ile ilgili çalışmalar yapıyorsunuz. İşte biz mağaralarda farklı çalışmalar. Ya aradığımız her şey eski bilginin içinde zaten. Biz bunu kaybedersek adamlar bunu yapar. Bu yüzden bu uyanışı biraz böyle artık tekrar eski bilgilerin, eski kayıtların, eski motiflerin, eski yazıtların içerisinden çıkartırsak vallahi açarız portal kapısını, geçeriz gezmeye gideriz yüzyüz. Hocam burada yansak olur. Başka bir şey de değil. Bak yine kızdı. Vay be Arası hocam. keçileri kaçıyor mu arası hocam? Ondan sonra. Yani bakmak, görmek, akletmek bu bizler için artık önemli bir haline gelmeli. Uyanışımızı yeniden yeni nesle aktararak devam etmeliyiz. Aksi takdirde 300 yıl sonra, 200 yıl sonra bize köleler diye bakacaklar hocam. Kendilerine de efendiler diye bakacaklar. Ha, hak eden için de yapacak bir şey yok hocam. Ne yapalım? Ne Ve yapalım? bir avuç insan bunları anlatıyor Evet. hocam. Evet. Yani hani bazen filmlerde gördüğümüz gibi bir avuç insan mücadele ediyor işte. Evet. Bak, Truva'nın Diğerleri yedinci. için şeyinde hocam. Evet. Dalgasında hala. Yani yedinci katmanında Truva katmanın B'sinin katmanında bulunan Louis dilindeki jeografik mühürler. Anlatabiliyor muyum? Ya düşünsenize bak şöyle baştan alayım. Birinci Truva milattan önce 3200'ler 2600'ler arası. İkinci Truva 2600-2300. Üçüncü Truva 2300-2200. Bak dördüncü katman 2200-2050. Beşinci katman ondan sonracıma işte altıncı katman milattan önce 1700'ler milattan önce 1400'ler. Ondan sonra Truva'ya geç Türk çağı milattan önce 14. yüzyıl falan filan ta ki milattan önce 11. yüzyıl aslında hala da devam ediyor. Yıkıldığı dönemde kim gelmiş? Atıyorum işte Fatih Sultan Mehmet gelmiş. Kim gelmiş? İşte Atatürk gelmiş. Bir şekilde Truva devam etmiş. Truva bu devam etmiş. Anlatabiliyor muyum hocam? O yüzden biz diyorum ya bakın ben tarihte en çok gizli bırakılan şey Hazreti Süleyman'ın tarihi diyorum hocam. En çok gizli bırakılan budur. Dikkat edin. Hemen hemen %90'ımızın bununla ilgili bir bilgisi yoktur. Elimizde bir tane yüzük, Truva Süleyman'ın yüzüğü. Ya Süleyman'ı bilmezsin. Hangi dönem yaşadığını bilmezsin. Yelkenleri, denizciliği nasıl kullandığını, rüzgarı nasıl kullandığını bilmezsin.
Adama hala oturmaya çalışırsın. Ondan sonracıma. Efendim işte bir elinde bir yüzük, sürüyorum adamı, sürüyorum adamı. Ya senin hiçbir şeyden haberin yok. Ne mühürden bahsediyorsun? Anlatabiliyor muyum hocam? O yüzden ama niye bak şimdi bak gizli dönemler yani çok açığa çıkmamış dönemlerin arkasında senin aradığın izler var hocam. Halkımızın insanların aradığı izler var. Anlatabiliyor muyum? Yani bak şimdi son şu sizde kaç yıldır yani birkaç yıldır aşağı yukarı program yapıyoruz. Yaptığımız her programdan sonra ben kendimi geliştirmişim hocam. Söylediğim şeyin arkasına düşmüşüm. Gitmişim. Yani burada sana bir şey veyahut da izleyicilerimize bir şey söylediğimiz zaman gidip bunun aslında bulmak istemişiz. Anladın? Yani bizi kamçılamış senin programda. Canım. Öyle söyleyeyim. Canım hocam. Canım hocam. İnşallah bu yazda birlikteyiz. Devam edeceğiz inşallah. Canım hocam. İyi ki varsın. İyi ki varsın. Estağfurullah. İyi Çok ki sağ olun. gerçekten. İyi ki varsın. Canım hocam. O zaman Evet hocam. sırlayalım yavaş yavaş. Tamam hocam. Nasıl hocam anlayamadım. Yavaş Yavaş yavaş. yavaş sırlayalım Ha yayını. sır. Peki eyvallah hocam. Efendim hani şöyle söyleyeyim. Gerçekten sevgili buradaki izleyicilerimiz şu an benim gördüğüm 500'ün üzerindeki kişi Bugün hiç önemli değil. şeydi. Bugün hocam bir tuhaflık Hiç var. Saldırı çok yok. bugün. Hiç önemli değil. Spamlanıyor bugün. Farkındasınız. Tabii. Sövdüler, saydılar, tuvalete git dediler bana. Yani her şey var bugün. Hakikaten çok Evet. kötü bir şeydi. Spamlanıyor yayın. Evet hocam. Hocam şöyle hiç önemli değil. Burada 10 kişi de olsa biz anlıyoruz ki 10 kişilik muhteşem bir kadromuz var. Evet. Yani bizim de buradaki daha sonra izleyecek olan izleyicilerimizi de bunun içine katarak söylüyorum. Yani buradaki kişilerle sınırlı değil. Lütfen artık tarihi olayları geçmişe doğru tek tek öğrenmeye başlayın. Ya yani hepsi sizin yani atıyorum Sümer anlamanız yarım saattir. Bakın Sümer'den sonra hakikaten anlamı şunu. Fakat sonra dönemlerin içerisine bakın. Bakın iç içe nasıl yaşamışlar, ne olmuş. Ve böylelikle tarih bilinç ve anlayışı bize geleceğimizi nasıl dizayn etmemiz gerektiğini önemli bir şeyidir. Ondan buradan ben özellikle de yine çok teşekkür ediyorum. Bu konular üzerinde çalışma yapan arkadaşlarımıza da sevgili Özlem Ertan'ın Hititler üzerine yapmış olduğu hocam onunla da mutlaka tanışmanızı tavsiye ederim ki muhtemelen tanıyorsunuzdur. Hititler üzerine çok güzel, Etiler üzerine çok güzel, Luler üzerine çok güzel çalışmaları var. Onunla Ya beraber gidelim bir şeye de zorlayalım. süper olur. Attık Süper evet. olur Ar hocam. Arkeologtur kendisi aynı zamanda hocam. Süper, çok sevinirim hocam. Çok sevinirim. Hakikaten bu yazı sizinle gezerek geçireceğim. Allah izin verirse niyet koyuyorum. Yani artık şeyde alanda sahada inşallah canım hocam. Sizi İnşallah çok hocam. seviyorum. Hocam Çok teşekkür ederim. görüşürüz. Çok sağ Yüreğinize olun. sağlık, gönlünüze sağlık. Buradaki güzel canlarım, iyi ki varsınız, iyi ki varsınız. Hepinizi su gibi seviyorum. Çok teşekkür ediyorum varlığınıza şükran. Canım hocam, görüşmek üzere, hayırlı akşamlar Görüşürüz hocam. olsun. Çok sağ olun. Sevgili Hepinize hayırlı canlarım, yayın yarın saat 20'de Mukaddes Pekin Başdil kanalında olacak. Görüşmek üzere diyorum. Hepinize sevgiler, selamlar. Hocam, görüşmek üzere. Canım hocam. görüşmek üzere. Kendinize iyi Kendinize. bakın. Hayırlı akşamlar.